Canım anneciğim, İlk mektubumda sana kabirdeki halimi yazdım. Kabir hayatım devam ediyor. Kıyamete kadar belki böyle sürecek, belki de değişecek. Önceki mektubumda da belirttiğim gibi, hayırlı amellerinizin sevabına ve dualarınıza muhtacım. Şimdi ben bu hayatın sona ermesini ve ahiret hayatının ikinci bölümünü, yani kabirden sonraki ebedi hayatın başlangıcı, kıyameti heyecanla bekliyorum. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz. Henüz başlamadı bu hayat, yani ahiret hayatı. Ama ben ona inanıyorum. Kabir hayatını yaşadıktan sonra sanki ahiret hayatını da yaşar gibiyim. O anı yaşamasam bile gerçekleri görür gibiyim anne. Bunun için o hayatı da hissederek özetle anlatmak istiyorum sana. Daha doğrusu ayet ve hadislerin ışığında zaman tüneline girerek ahirete bir yolculuk yapmak istiyorum. İşte bu yolculuktan sonra aktaracaklarım anacığım. İsrafil aleyhisselam, üfleme aleti ağzında verilen görevi yerine getirmek üzere bekliyordu. Birçokları farkında olmasa da dünyanızda kıyamet alametleri ortaya çıkmıştı. İşler ehli olmayanlara verilmiş, zorbalar yönetime geçmiş, şerir insanlar çoğalmıştı. Kötü ve adi insanlar itibar görmeye, bahtiyar kabul edilmeye başlamıştı. Allah Allah diyen, emri bil maruf görevini yerine getiren insanlar yok denecek kadar azalmıştı. Buna karşılık fitne alabildiğine çoğalmıştı. Dumanın yayılması, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz'ın çıkması, Hazreti İsa'nın inmesi, Ye'cüc ve Me'cüc'ün zuhuru, bütün bunlar tesbih taneleri gibi bir bir vuku buldu dünyanızda ve emir verildi. İsrafil aleyhisselam emri ilahi ile nefhe-i feza görevini yerine getirmek üzere sura üfledi. Yanında Cebrail ile Mikail aleyhisselamlar da vardı. Öyle şiddetli bir üfleyişti ki bu. Allah'ın dilediği zevattan başkaları bu üfleyişin dehşetinden sarsıldı. Anneler çocuklarını emzirirken bıraktı. Hamile kadınlar yükünü attı. İnsanlar sarhoş olmadıkları halde sağa sola yalpalamaya, koşmaya başladı. İşte bu üfleyişle kıyamet de koptu anneciğim. Daha sonra takdir edilen süre dolunca nefha-i sa'k vuku buldu. Yani ikinci defa sure üfledi İsrafil aleyhisselam. Bu ikinci defa sure üflemesiyle Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail veya Hamele-i Arş ya da Rıdvan melekleri, huriler, cennetin hazinedarı, cehennem bekçileri olan zebaniler dışında hepsi öldü. Çünkü ilk sur uyarış, sonraki de ölüm suruydu. Bundan sonra verilen görevi yerine getirmek üzere İsrafil aleyhisselam sura bir daha üfledi. Bu üfleyiş sanki marş komutuydu Allah'ın huzuruna. Bu üfleyişle kabirlerinden kalktı tüm insanlar. Bu yeniden dirilişti. İlk dirilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Diğer insanlardan bir kısmı mümin, münafık, kafir olarak, bir kısmı da Allah'ın rahmetinden ümit dolu,
sevinçli ya da azabından korku içinde endişeli olarak dirildi. Kabirlerinden kalkan insanlar Allah'a doğru koşmaya başladılar. Herkes Rabbime doğru koşuyordu. Hiç kimse birbirini tanımıyor, arayıp sormuyordu. Aynı mezarlıkta yan yana üst üste yatan anne baba, yakın akrabalar bile birbirini soramıyordu. Büyük bir korku, heyecan ve müthiş bir telaş. Nasıl olmaz ki? Büyük zelzele olmuş, beklenen kıyamet kopmuştu. Güneş dürülmüştü, yıldızlar dökülmüştü, dağlar yerinden ayrılıp yürümeye başlamıştı. Kıyamet, o ne müthiş bir felaket. Mümkün mü onun şiddetini idrak etmek? Çünkü o bir kari'a idi, yani kıyametin kopuşuydu. Öyle bir şiddet vardı ki, tahammülü imkansızdı anne. Mezarlarından kalkan insanlar öteye beriye dağılıyor. Dağlar kum haline gelmiş. İnsanları önüne katmış, onları sağa sola savuruyordu. Ruhlar bedenleriyle birleşmişti. İnsanlar kabirlerinden bedenleriyle birlikte kalkıyordu. Bu yeniden dirilişti. Bu dirilişte dünyadaki hallerinden hiçbir eksiklik yoktu. Hatta parmaklarındaki parmak izi ayrıntıları bile yaratılmıştı. Dirilen insanlar kaçacak yer arıyordu. Oraya buraya kendisini atacak yer arıyor, kaçacak yer yok mu diye feryat ediyorlardı. Bu telaş içinde bir kısmının yüzü buruşmuş, bir kısmınınsa parıl parıl parlıyordu. Yüzleri tozlanmış, toza bulaşmış, kapkara kesilmiş olanlar, benim gibi kabirde azap çeken ve hala temizlenmemiş günahkarlardı. Bir de inkarcılardı. Dünyadaki gafletlerinden dolayı kör olarak yaratılanlar vardı. İtirazları hiçbir fayda vermedi onlara. O müthiş günün hararetinden serinlemek istedi günahkarlar. Fakat asla serinleyemediler. Çünkü onlara soğuk su yerine kaynar su verildi. Alın, bununla serinleyin dendi. Açlıkları da giderilmedi günahkarların. Zira yedikleri kuru bir dikenden başka bir şey değildi. Ama bir takım insanlar da vardı ki, dünya hayatını boşa geçirmemenin mutluluğunu yaşıyordular. O gün apayrı bir gündü. Bir kısım insanlar koşuşurken sağa sola, bir kısım insanlar da zincire vurulmuştu. Katrandan gömlekler giydirilmişti. Yüzlerini de ateş kaplamıştı. Güneşin dürülmesiyle gök de maden gibi eridi. Üzerinde sükunet bulduğumuz, köşkler kurup rahat ettiğimiz, bize rızık veren, besleyip büyüten, çeşit çeşit meyveleriyle ikramlarda bulunan ana mayamız, toprağımız ve çürümüş bedenimizi kimyasıyla koruyan yeryüzü, yeter artık dercesine üzerindeki her şeyi fırlatıp attı. Bu zelzeleden, yani her şeyin nizamının bozulmasından sonra kabirlerinde yatan insan kalmadı artık. Hepsi de fırlayıp kalktı. Öyle bir kalkıştı ki bu anne, bütün insanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsizdi. Ama hiç kimse bir başkasıyla ilgilenmiyordu. Herkesin kendisine yetecek kadar derdi ve telaşı vardı. Mezarlarından kalkan insanlar gruplar halinde ilerliyordu.
bir grup elbiseleri içinde, yemek yeme halinde, binekler üzerindeydi. Yaya olanlar ve melekler tarafından sürüklenen gruplar da vardı. Bir kısım insanlar da vardı ki ter denizine dalmıştı. Akıttıkları ter dizlerine, ağızlarına, kulaklarına kadar ulaşmıştı. O müthiş günde bazıları zifiri karanlık içine girdi. Bunlar dünyada sahip oldukları geçici güç ve nimetlerinden dolayı başkalarına zulmeden zalimlerdi. Halleri çok perişandı anne. Bu arada bazı insanlar da vardı ki hallerine imrenmemek mümkün değildi. Özel bir lütfa ermişlerdi sanki. Herkes yakıcı hararette terler içine batarken, yerlerde sürüklenirken, onlar arşın gölgesinde gölgeleniyordu. Bunlar dünyadayken konumunu, durumunu ve gücünü iyi bilen bahtiyar insanlardı. Aldığı yönetim görevini bir emanetçi duygusuyla, layıkıyla yapan idarecilerdi. Kalbi devamlı mescitlere bağlı olanlar, Allah için birbirini sevenler, zinadan şiddetle kaçınanlar, büyük bir gizlilik içerisinde sırf Allah rızası için sadaka verenler ve gizli gizli Allah'ı anıp gözyaşı akıtan müminlerdi. Seni ben ne yöne ne yana atsam, nasıl anlatsam, nasıl anlatsam, seni ben ne yöne ne yana atsam, nasıl anlatsam, nasıl anlatsam, seni ben ne yöne ne yana atsam, nasıl anlatsam, nasıl anacığım, artık dirilme safhası tamamlanmıştı. Şimdi insanlar Allah'ın huzuruna yürüyorlardı. Kimi koşarak, kimi düşe kalka, kimi de sürünerek. Fakat hepsinde de büyük bir heyecan, telaş, korku ve dehşet vardı. Çünkü Allah'ın huzuruna gidiliyordu. Onun huzurunda toplanılacaktı. Allah'ı göreceklerdi. Dünyada yaptıklarından hesaba çekileceklerdi.
heyecan duyulmaz mı? Korkulmaz mı? Acaba ilahi terazide iyilikler mi, kötülükler mi ağır gelecekti? Heyecan, heyecan, doruk noktasında heyecan. Zira hiçbir şey gözden kaçmamıştı. Hayırdan ve şerden her ne yapılmışsa, nokta nokta işlenmişti amel defterine. Çünkü dünyadayken amellerini yazmakla görevlendirilmiş görevli melekler, hiçbir şeyi gözden kaçırmamış, en ince ayrıntılarla kaydetmişlerdi her şeyi. Hatta bazıları amel defteri açılınca gördüklerinden şaşkına döndüler. Çünkü gizli yaptıklarını ve hiç kimsenin görmediğini zannettikleri şeyler bile onun içinde vardı. Ve her ne işlediyse dünyada önüne konmuştu. Bazıları yardım bekliyordu yakınlarından o anda. Fakat bu da mümkün değildi anne. Çünkü herkes kendi telaşına düşmüştü. Kaçıyordu birbirinden. Annesi, babası, çocukları bile. Kimse bir başkasından yardım alamadı. O gün iş Allah'a kalmıştı. O günden korkmak gerek anne. Din gününün sahibi yalnız Allah'tı. Dünyadaki dostlar da birbirini tanımaz oldu. Hiçbir dost başka dostunu sormadı. Çünkü hiçbir dostun dostuna bir faydası yoktu. Canım annem, heyecan dolu bir an. Huzuru ilahide heyecan, adalet terazisi kurulmuştu. Hassas terazi ve hesap başladı. Arada hiçbir tercüman olmaksızın kullarıyla konuştu. Herkes Rabbi ile karşı karşıya geldi ve onu gördü. Ve dikkat anneciğim! Rabbimiz insanları ilk önce namazlarından sorguya çekti. Namazı kabul edilenlerin diğer amellerine bakıldı. Namazı kabul edilmeyenlerin diğer amellerine bakılmadı bile. Fakat Allah'ın bir lütfu olarak müminlere bir kolaylık verildi. Allah emretti, bakın kulumun amel defterine, nafile ibadetleri var mı diye. Namaz ibadeti noksan olanların nafile ibadetleri olup olmadığı soruldu. Nafile ibadeti olanlar şanslıydı. Onlar farz namazlarındaki noksanlıklarını nafilelerle tamamladı ve böylece diğer ibadetlerine geçildi. Dünyadayken sünnetleri ve nafile namazları ihmal edenler pişmanlık içindeydi anne. Çünkü namazlarındaki eksikliği tamamlamak için hazırlıkları yoktu. Bu hesap gününde acı çekenler olduğu gibi sevinç ve mutluluk içinde olanlar da az değildi. Onlar güzel ahlak sahipleriydi. Ayrıca yemek yediren, akrabalarını ziyaret eden, onların yardımına koşan, aralarında selamı yayanlar da çok mutluydular. Anacığım, hesabına bakılanlar arasında üzerinde kul hakkı olanlar çok güç duruma düşmüştü. Dedikodu yapanlar, gıybet edenler, eliyle diliyle kalp kıranlar, devlet malını çalanlar, yalanla dolanla haksız kazanç elde edenler, cana kıyanlar, adam öldürenler, zulmedenler, fakirleri kimsesizleri hor görenler, alay edenler, başkalarını aldatanlar, yani kul hakkıyla hesap vermeye gelenler çok ama çok güç durumda kaldılar. Allah Teala onları huzurunda hesaplaştırdı.
kul hakkı olanlar hak sahiplerine borçlarını tek tek ödediler. Bu ödeme amel alışverişiyle oldu. Bazılarının sermayesi dünyadayken hiç aldırmadan işlediği hataların karşılığı olan kul borcunu ödemeye yetmedi. Bu defa da Allah Teala namaz, oruç, hac, zekat, sadaka gibi hayırlı amellerin sevaplarından alın, alacaklılara verin dedi. Görevliler de öyle yaptı anne. Terazinin sevap kefesinden alarak ona verdiler. Yine de ödeşemeyenler oldu. O zaman da Rabbim buyurdu ki, öyleyse bunun günahlarından alın, bu haksız kişinin günah kefesine yığın. Bu durumda öyle acı bir manzara ortaya çıktı ki, namazıyla, niyazıyla, hayırlı amelleriyle huzuru ilahiye geldiği halde, şimdi hayır kefesinde bir şey kalmamıştı. Günah kefesine de hakkını yediği kulun günahları konulunca, o kişi müflis durumuna düştü, iflas etti, mahvoldu. Hayırlı amellerle gelmesine rağmen bütün bunları kaybettiği gibi kul borcunu aldığı kişinin günahlarını da yüklenerek iflas eden kişi durumuna düştü. Ne acı bir durum. Eli altındakilere eziyet edenler, çalıştırdıklarına karşılığını vermeyenler, dünyadayken kendisine yapılan bir kötülüğe yapılandan daha fazlasıyla ceza verenler ve bu suretle kul hakkını alanlar da bunlardan farklı değildi anne. Onlar da aynı şekilde müflis durumuna düşmüştü. Haksızlıkların karşılığı kısas yapıldı onlara da. Dünyada gaflet içinde olanlara Allah verdiği nimetten sordu. Onları harcamada iradelerini serbest bıraktığı halde Allah'ı unutanlara ben de bugün sizi unuttum dedi. Allah tarafından unutulmak hem de hatırlanmaya en çok ihtiyaç duyulduğu yerde unutulmak çok acı geldi onlara. Hesap tamamlanmadan Rabbimin huzurundan kimse ayrılamadı anne. Rabbim ömrünü nerede harcadığından, malını nerede kazanıp nerede sarf ettiğinden, vücudunu nerede yıprattığından tek tek sorguladı. Aslında bütün bunlar amel defterinde nokta nokta yazılıydı ama Rabbim yine de sordu. Amel defteri açılıyor, sorular soruluyor, cevaplar alınıyordu. Böylece adli ilahi tecelli ediyor, herkes amelinin karşılığında hüküm giyiyordu. Bundan kaçış yoktu. Anacığım, bazıları dünyadaki gafletinden duyduğu pişmanlığı dile getiriyor. Rabbim, her şeyi gördük, duyduk, kesinlikle inandık. Ne olursun beni dünyaya tekrar geri döndür de senin emirlerini yerine getireyim. Salih ameller işleyeyim diye yalvarıyordu. Ama geç kalınmıştı.
hiçbir şeye yaramadı bu yakarış. O arada amel defteri açılınca yazılanları görenler sanki inkara yeltenircesine bir telaşa kapıldı. Fakat inkar mümkün müydü? Olmadı anne. Çünkü her şey şahitlik ediyordu amel defterine yazılanlara. İtirafta bulunuyordu. Arz, ağaç, yaprak, toprak, secde ettiği halının ipliği, Sübhanallah dediği tesbih taneleri, Allahu Ekber'i sayan parmakları, çevresinde döndüğü Kabe-i Muazzama, ibadet için girip çıktığı, yapımında yardımda bulunduğu Cami-i Şerif ya da faiz rakamlarını yazan parmaklar, yalan söyleyen dudaklar, içki sunulan kadehler, kumarhanedeki oyun kağıdı, zulmeden eller, kalp kıran diller, her şey, her şey, tüm organlar tek tek yaptıklarına lehte aleyhte şahitlik ediyordu. Çünkü Allah böyle istiyor. Verilecek hükümde günahkar kulun mutmain olması için böyle emrediyordu. Orada şahitsiz hiçbir hüküm verilmedi. İşlenen her amelin mutlaka bir şahidi vardı. Hem de yanındaydı. Bu arada aczini ve günahını itiraf eden kullar da vardı ki, onlar bu davranışlarıyla Allah'ın affına mazhar oldular. Ve sevinçlerinden adeta uçuyorlardı. Böylece günahlarını itiraf edenler, üzerlerinde kul hakkı da yoksa kurtuluşa erdiler. Bilhassa Allah'ı seven ve samimiyetle tasdik edip kelime-i şehadet getirenlerin kelime-i şehadeti kurtuluş belgesi oldu kendilerine. Onu Rabbim mizanın bir kefesine koydurdu. Etiket halindeydi kelime-i şehadet. Buna rağmen defter bile hafif kaldı şehadet etiketi karşısında. Etiket ağır bastı anne. Esasen Allah'ın ismi yazılıydı şehadet etiketinde. Onun yanında hiçbir şey ağır olamazdı. Anacığım, bir de o gün, yani hesap gününde, insanların hemen hemen tamamı, günahı olsun olmasın herkes bir şefaatçi arıyordu. Çünkü bunlardan bir kısmı, şefaatle Allah indinde günahlarından affını sağlayacak, bir kısmı da ahiretteki mertebesini yükseltecekti. Fakat Allah'ın izin vermediği kimse o gün şefaatte bulunamadı. Ve sadece peygamberler, evliya, esfiya, ulema, salih müminler, çocuklar, şehitler gibi cennet ehlinden kendilerine Allah'ın izin verdiği kimseler şefaat edebildi. Böylece dünyadayken evliyayı, alimleri dost edinenler bu dostluklarının mükafatını gördü. Hayırlı evlat yetiştirenler meyvesini aldı. Fakat o gün zalimler çok üzgündü, acı çekiyordu. Dünyada kendilerine verilen mal, evlat, mevki, zenginlik gibi nimetlerin niçin verildiğinin farkında olmadan başkalarına zulmetmenin cezasını büyük pişmanlık içinde çekiyorlardı. Özür dilemeleri de fayda etmedi. Bunun yanında dünyada Kur'an'la bütünleşen, onu Allah rızası için okuyan, emir ve nehilerine uyan, hükümleriyle amel eden, yani Kur'an'ı okuyup hayatını ona uyarlayanlar şanslı, sevinçli ve ümitliydiler. Çünkü Allah indinde en büyük şefaatçi Kur'an-ı Kerim
şimdi okuyanlarına şefaatçi oluyordu. Elbette ki asıl büyük şefaatçi, zirve şefaatçi Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Şimdi herkes inandığı peygamberine bakıyordu. Acaba şefaatçi olacak mı bana diye. Peygambere muhabbet besleyen, sünnetine uyan, örnek ahlakıyla ahlaklanan, gösterdiği yoldan gidenler ümitliydi. Bilhassa namaza gönül vererek ezanı dinleyen ve müezzinle birlikte ezan lafızlarını tekrarlayıp sonunda Peygamberimize makam-ı mahmuda erişmek için dua edenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini bekliyordu. Makam-ı mahmudun sahibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaatçi olacaktı. O öyle büyük ve geniş şefaatti ki Resulullah Efendimizin elinde livaül hamd yani hamd sancağı vardı. Hazreti Adem dahil bütün peygamberler bu sancağın altında toplanmıştı. Bu bekleyişte heyecan vardı anne ama ümit de vardı. Çünkü ümmetini çok seven sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka kabul olunacak duasını ümmeti için bu büyük güne saklamıştı. Bunun için ona gerçek ümmet olanlar sevinçli ve ümitliydi. Ve böylece onun şefaati ümmetinden şirk koşmayan herkese ulaştı. Hatta onu seven, tasdik eden büyük günah sahiplerine bile. Çünkü onların buna herkesten çok ihtiyacı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ümmetine böylesine acıyordu. En azından büyük günahlarından dolayı cehenneme girenlerin oradan çıkmaları için şefaatini onlardan esirgemedi. Aslında Cenab-ı Hakk'ın da peygamberini sevenlere yardım edeceğine dair sözü vardı. Böylece Allah'ın vaadi de tecelli etti. Bu arada Peygamber Efendimiz'i arayanlar o kadar çoktu ki onu görmek için sırata, orada bulamayanlar mizana, orada da bulamayanlar Kevser Havzı'na koşuyordu. Ve Kevser Havzı'nın kenarındaki kutsal buluşmanın heyecanını yaşıyordu. Bunlar dünyadayken ellerini ve dillerini haramdan çeken bahtiyar kullardı anne. Ve hesap uzamadı, çarçabuk bitti. Çarçabuk görüldü. Artık amelsiz ve ölümsüz hayat başladı. Hesap bitince hüküm verildi. İyiler cennete, kötüler de cehenneme sevk edildi. Sırattaki heyecan bir başkaydı. Şimşek gibi, kuş gibi, koşucular gibi sıratı geçenlerin yanında yürümeye gücü yetmeyen, sürünerek gidenler, sıratın iki kenarındaki çengellere takılıp yaralanarak geçenler ve sıratı geçemeyip cehenneme yuvarlananlar. Cennetin önünde ayrı bir heyecan vardı anne. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerle birlikte cennetin kapısı önünde ümmetini bekliyordu. Uzaktan gelen gruplara her peygamber acaba benim ümmetim mi diye heyecan duyarken Peygamberimiz gelen grubun abdest suyundan ellerinin, ayaklarının parladığını görerek benim ümmetim, benim ümmetim diye seviniyordu. Cennet kapısı ilk olarak Peygamberimize açıldı. Cennete ilk giren o oldu. Cennete ilk giren grup da Peygamberimizin ümmetiydi.
Cennete diğer peygamberlerin ümmetleri de girecek de elbette. Cennet yalnız Muhammed ümmetine ait değildi. Ancak cennet ehlinin çoğunluğu peygamberimizin ümmetiydi. Bunun için o gün her ümmet Allah'ın huzuruna çağrıldı. Böylece Allah'a, Kur'an'a, meleklerine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ve ahiret gününe inanıp, Allah'ın emirlerini yerine getiren, ameli salih sahibi müminlerden, Allah'ın rahmetine mazhar olanlar cennete girdiler. Çünkü Allah'ın rahmeti olmadan hiç kimse cennete giremezdi, peygamberler bile. Canım anneciğim, cennete girenlerin durumları, dünyadaki amellerine, sevaplarının azlığına, çokluğuna göre, yani sermayesine göre değişikti. Kimilerinin yüzleri gökyüzündeki parlak yıldız gibi aydınlık, kimileri daha başka parlaklıktaydı. Cennette arzu edilen her şey vardı. Bol yiyecek içecek de vardı. Ancak cennettekiler bunların hepsinden değil, sadece amelleri karşılığında istifade edebiliyordu. Cennetin kapısı bir tane değildi, birçok kapısı vardı. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, oruçlular reyyan kapısından, mücahitler cihat kapısından cennete girdiler. Cennete girenler mükafatlarının en büyüğü olan Allah'ın rızasıyla ödüllendirildi. Ebedi ve ölümsüz olan cennet hayatında müminler öyle mutlu bir aile hayatı sürüyorlardı ki, eşleriyle artık ne kavga ne gürültü vardı. Sadece ve sadece gönül alma ve karşılıklı iltifat vardı. Cennete girenler artık ölümsüz hayata kavuşmanın sevincini yaşıyordu. Çok mutluydular. Orada hastalık da, ihtiyarlık da yoktu. Keder ve sıkıntı da yoktu. Gençlik vardı, sayısız nimetler vardı. Cennette dondurucu soğuk, yakıcı sıcaklık da yoktu. Bu mükafata çok sabırlı olan kullar nail olmuştu. Dünyadayken hayırlara devam edenlere, musibetler karşısında imanından aldığı güçle direnerek sabır gösterenlere verilen mükafat bununla kalmamıştı. Cennet ağaçlarının gölgeleri de onlar içindi. Yattıkları yerden meyvelerini koparabilecekleri ağaçların dalları üzerlerine sarkmıştı. Bu apayrı bir güzellik oluşturuyordu. Sakiler etrafında dönüyor, selsebil pınarlarından akan cennet şarabı ikram ediyorlardı. Çevrelerinde inci taneleri gibi genç nedimeler dolaşıyordu. Dünyadayken Allah'ın azabından korkup kalbi ürpertiyle dolanlar ve böylece fenalıklardan sakınanlar orada öyle güzel vakit geçiriyorlardı ki, birbirleriyle sohbet ediyor, kendilerine güven veren eşleriyle huzur içinde hayat sürüyorlardı. Hülasa anacığım, cennet mükafatlar yurdu, sonsuz nimetlerle dolu, köşkler,
derece derece mevkiler, hepsi, hepsi cennette vardı. Fakat dikkat anne, cennete giren her cennetlik aynı mevkide olamadı. Ve cennet nimetlerinin tamamından istifade edemedi. Herkes kendi amelinin, yani dünyada iken kazandığı sermayesinin karşılığında Allah'ın izin verdiği kadarıyla onlardan yararlanabildi. Elbette ki bu Allah'ın yüce adaletinin gereğiydi. Az hayır sahibi ile çok hayır sahipleri aynı olamazdı. Anacığım, cehennem de pusuda bekliyordu. İsyankar ve günahkar kulları bekliyordu. Dünya nimetleri karşısında şaşkına dönüp de dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler için cehennem tek barınaktı. Dünyada gülerek günah işleyenler şimdi cehennemde ağlayarak azap çekiyorlardı. Oradaki insanların birçoğu yanıp kavruluyor, yeniden oluşuyor, tekrar tekrar yeniden yanıyordu, kavruluyordu. Böylece azap bitmeden temizleninceye kadar devam ediyordu. Yaklaştırıldı cehennem. Heybetli ve korkunçtu. Cehennemlikler büyük bir pişmanlık içindeydi. Dünyadan azıksız gelmenin pişmanlığı. Keşke azıkla gelseydim demeleri. Mümin olup da gaflet içindekiler böyle derken, inkarcıların hali daha perişandı. Onlar da toprak olarak yaratılmayı istiyorlardı. Keşke toprak olsaydık diyorlardı. Cehennem bu şekilde pişmanlarla doluydu. Alevler içine atılanlar, dünyada zengin olup da etrafına yardım etmeyen, yalnız kendini düşünen, zenginliği kendisi için bir hak sayarak fakirleri, kimsesizleri hiç düşünmeyen, varlığıyla şımarmış olanlardı. Bu hatalarının cezasını şimdi cehennem ateşinde yanmakla çekiyorlardı. Kadınların ekserisi de aynı şekilde dilleri yüzünden cehenneme atılmıştı anne. Bu azaplarına kocalarının iyiliklerini görmemeleri de ayrıca sebep olmuştu. Yine cehennemin müşterilerinden birçoğu da namazını kılmayanlar, yoksulu doyurmayanlardı. Cehennem çok kötü bir yerdi anne. Alevlerinin heybeti zaten insanı dehşete düşürmeye yeterdi. Orada azap görenler acı içindeydi. Serinlemek istiyor, feryat ediyorlardı. Ama onlara serinlik yerine azabı daha da ağırlaştıran kaynar su ve irin veriliyordu. Cehennemdeki azap da hepsi için aynı değildi. Dünyadaki kötü amellerinin derecesine göre farklıydı anne. Cehennem ateşi kiminin dizlerine, kiminin kuşak yerlerine, kiminin de köprücük kemiklerine kadar çıkmıştı. Cehennemdeki en hafif azap, ayaklarının altına kor koyulmasıydı. Onların bile bu ateş korunun şiddetinden beyinleri kaynıyordu. Korkunç, kötü bir mekan, azap ve ceza yeri cehennem. Alev alev, kaynar kaynar, çevreye uğultular yayar. Ayrıca cehennem de hoşnut değildi müşterilerinden. Öfkesinden çatlar gibiydi. Cehennemin yakıtı odun, kömür değildi. Günahkar ve inkarcı insanlarla taşlardı. Onun bekçileri de acımasız zebanilerdi. Cehennemden kurtulmanın, o pişmanlığı yaşamamanın reçetesi, Allah'ın emirlerine uymak, namazını kılmak, zekatını vermek,
akrabayı görüp gözetmek, haramın her türlüsünden sakınmak, daha doğrusu Allah'a gerçek kul olmaktır. Niçin geldim dünyaya? Verilen nimetler niçin verildi bana? Nereye gideceğim? Ne yapmam gerekir? Tercihim geçici dünya hayatı mı, ebedi ahiret hayatı mı olmalı? Sorularını kendi kendine sık sık sorup, dünya hayatını yaratılış gayesine uygun olarak geçirmektir. Fakat bu arada bir şey daha oldu anne. Cehennemde cezalarını çekmekte olan günahkar Müslümanların bir kısmı cezalarını çektikten sonra, bir kısmı da daha cezasını tamamlamadan Peygamberimizin şefaatiyle cehennemden çıkarılıp cennete kondular. Ama anne, bunların üzerinde cehennemlik damgası vardı. İşte böyle anacığım. Ebedi ahiret yolculuğuna azıksız çıkılmayacağını bilmem anlatabildim mi bu mektubumla. Oğlum. Thank you.